Evet arkadaşlar, ee, bu derslerimizde C, C++ dillerini karışık olarak kullanacağız. Hangisini kullandığımız önemli değil. Zaten asıl amacımız bunlardan birisini öğrenmek değil. Asıl amacımız programlama temelimizi geliştirmek. Ee, o yüzden ben C dersem ya da C++ dersem kafanız karışmasın. Şu anda dosya uzantımız CPP olduğu için aslında C++ yazıyoruz. Zaten birbirlerine baya yakın diller. O yüzden fazla kafaya takmaya gerek yok. Şimdi şu küçük programı çalıştıralım başlangıç olarak. Ne yapacağız? Önce... Compiler'ımızı çalıştıracağız. Anlatacağım ne yaptığımızı. main.cpp diyorum dosyamız. .exe. Şimdi diyorum ki bu bizim compiler'ımız. Yani compiler dediğimiz şu insanın okuyabileceği, anlayabileceği yazıyı, sonuçta bu bir yazı alıp 0101'e dönüştüren bir program aslında. Ben bu programı çalıştırıyorum. Bu programa diyorum ki şu dosyayı al dönüştür. Binary'i dönüştür. Yani 0101'e. Binary'i dönüştürüyor ki bilgisayar bunu çalıştırabilsin. Çünkü bilgisayar sadece 0101'den anlar. Ee, dönüştürdüğüm binary'nin adı da output'u da exe olsun. Böylece exe diye bir output oluşturmuş olduk. Şimdi exe'mizi çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi hello world yazdı. Zaten başka hiçbir görev yoktu. Şu iki satırı da anlayalım. Ee, bu printf bizim Artık RAM'i göremiyoruz ya. RAM'i göremediğimiz için merak ettiğimiz değerleri ekrana yazdıracağız. Böylece içinde ne olduğunu göreceğiz. Bu sadece bunun için kullanacağımız bir şey. Bu da printf fonksiyonunu şu printf fonksiyonunu projemize dahil etmek için mecbur kaldığımız bir satır sadece. Çok önemli bir şey değil. Evet sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.